Cenab-ı Hak diyor ki وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُرُّ İnsana bir sıkıntı değdiği zaman دَعَانَا لِجَنْبِهِ Bizi çağırmaya başlar. Yanına yaslanmışken çağırır. دَعَانَا لِجَنْبِهِ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَائِمًا Yahut ayaktayken, yahut otururken, yani o sıkıntı ondayken Cenab-ı Hakk'ı çağrısı her durumunda otururken, yatarken, ayaktayken hep Cenab-ı Hakk'ı çağırıyor. دَعَانَا لِجَنْبِهِ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَائِمًا Allah kimseye sıkıntı vermesin ama sıkıntı geldiği zaman nasıl Cenab-ı Hakk'ı çağırdığımız, nasıl yalvar yakar olduğumuz فَذُو دُعَا اِنْ عَرِيدٍ dediği Cenab-ı Hakk'ın uzun uzun dua ettiğimiz, kafiriyle müminiyle şayet sıkıntı ciddiyse herkesin Cenab-ı Hakk'a yalvarıp yakardığı açık bir gerçektir. Cenab-ı Hak قُلْ اَرَأَيْتَكُمْ اِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ اَوْ اَتَتْكُمُ السَّاعَ اَغَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُونَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Size Allah'ın azabı yahut kıyamet gelse Allah'tan gayrısını mı çağırırsınız? Söyleyin. İn kuntum sadikin. Şayet doğru sözlüyseniz. Bunlar içerisinde en çağırmayacak olanı Firavun dahi ölüm ile artık anladı ki bu olacak. Hatta izâ edrakahu'l garaku kâle âmentu. Dedi ki ben de iman ettim. Ama ne vakit bu? Bu olayın ciddileşmesi ve ölümün gerçekten kendisini kuşattığı, öyle birilerinin dalga geçtiği gibi süreçlerde değil, sahici süreçlerde kul artık ölümle öleceğini zannettiği, önemli olan onun kanaati, böyle sandığı anda sahibine dönmeyen bir kul, sahibine seslenmeyen, ona çağırmayan, ondan yardım dilemeyen bir kul söz konusu değil. Ama buradan kurtarılınca Cenab-ı Hak diyor ki دَعَانَا لِجَنْبِي اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ دُرَّهُ Bu sıkıntısını çözüp kaldırınca مَرَّ كَاَنْ لَمْ يَدْعُونَا اِلَى دُرِّنْ مَسَّ Basıp gitti. Sanki kendisine dokunan, o sıkıntıdan ötürü, o yalvarıp duran kişi o değildi. كَاَنْ لَمْ يَدْعُونَا اِلَى دُرِّنْ مَسَّ Sonra Cenab-ı Hak diyor ki كَذَٰلِكَ زُيِّنَا لِلْمُسْرِف۪ينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ İşte müsriflere, bunlara Cenab-ı Hak müsrif dedi. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın yaşattığı her bir ibretli sahnede Allah'ın kuluna sunduğu bir nimettir. Cenab-ı Hakk'ın etraftan, civardan ulaştırdığı her bir mesaj kuluna bir nimettir. Cenab-ı Hakk'ın kişinin kendisine yaşattığı sıkıntılar dahil olmak üzere kişinin ibret alması ve Cenab-ı Hakk'a dönmesi için gelen bu musibetlerde her biri birer nimet ki Yüce Yaradan'ın rahmetiyle öyle ya da böyle yumuşak yahut sertçe kendisine çağırıyor. Bunların hepsini atlayan, hepsinden kurtulan, hepsini hoyratça tüketen kimseler, boşa çıkaran kimseler, değerlendirmeyen kimseler, israf eden kimselerdir. Dolayısıyla müsrifler bu olumsuz istikamette sonuca kadar giderler. O yüzden Allah Azze ve Celle كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِف۪ينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا Bu müsrifleri andıktan sonra bizden önceki kavimleri nasıl helak ettiğini söyledi. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ Sizden önceki kavimleri de helak ettik. Şimdi kul sıkıntıdan, sıkıntı içerisinde iken Cenab-ı Hakk'a yalvarıp yakarır. Sıkıntıdan çıkınca da birdenbire psikolojisi değişir. Sanki o dün yalvarıp yakaran o değilmiş gibi rahatlayınca bu kez şımarıklık etmeye başlar. Cenab-ı Hakk'a karşı kendi özgüvenini çabuk toparlar. Kendisini müstahni gördüğünde artık sağlığının yerine geldiğini, artık ekonomik koşullarının tekrar düzeldiğini vesaire bunları görünce bunlar geçmişte de olup biten şeylermiş der. قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ Cenab-ı Hak öncekilerden örnek verirken
Dediler ki diyor bu tür sıkıntılar babalarımızın da başına gelmiş. Oluyormuş böyle şeyler. Böyle 40 yılda 50 yılda bir salgın zaten olurmuş. 100 yılda şurada burada böyle felaketler zaten olurmuş. Biz talihliyiz ki buradan ölmeden bir şekilde kurtulduk diye kurtulanlar artık önlerinde esenlik dolu, sağlıklı günler olduğunu, bunun yeryüzünün koşulları içerisinde bir döngü halinde yaşana gelen şeyler olduğunu, bizim sıkıntıyı yaşarken varıp Cenab-ı Hakk'a yalvarıp yakarmamız da boşunaymış dercesine bu psikolojiden çabuk çıkar. Tabii bu psikolojiden çabuk çıkıp, çabuk toparlayıp ve hemen kaldığı yerden tekrardan Cenab-ı Hakk'a karşı duyarsız veya onu denklemin dışında tutan bir yaşam tarzına tekrar dalınca bu israf etmiş oluyor. O muazzam kendisi için hazırlanmış, kendisini uyandırmak için hazırlanmış o sert uyarıyı, o yaşatıldığı sıkıntılı günlerdeki zindeliği, farkındalığı birdenbire tüketmiş oldu. Ve boşa çıkardı ve üstelik adeta dalga geçerek, adeta Cenab-ı Hakk'a karşı istihza dolu bir tavır sergileyerek. Dolayısıyla da Allah Azze ve Celle diyor ki bu şekilde israf edince kullar, bizim her türlü çağrımız, her yönden çağrımız, karşıdan, arkadan, yandan, yumuşak, sert, her türlü çağrımızı böyle boşa çıkarınca, o zaman وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُرُونَ Bakın sizden önceki kavimlere helak ettik. Görün, لَمَّا ظَلَمُوا Onlar böyle zulmedince, yani değerlendirmeyip hakkını vermeyince, boşa çıkarınca bu zulüm, bunlardan ne kadar çok yaparsanız o kadar da israf. لَمَّا ظَلَمُوا Öncekiler böyle yapınca biz onları helak ettik. وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ Resuller onlara apaçık kanıtlarla gelmişlerdi ayrıca. وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا Onlar, yani bu helak edilmiş halleriyle Cenab-ı Hak diyor ki daha da kalsalardı, daha da zaman uzatılsaydı, daha da başka başka yaklaşımlar sergilenseydi de durum değişmeyecekti. وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا İman edecek değillerdi. Bunların hakkında belirginleşen sonuç bu oldu. وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا Dolayısıyla Cenab-ı Hak öyle bir süreçten geçirir ki şu kadarcık öğüt alacak, düzelecek, yola gelecek bir niyeti olan kimsenin o niyetini illaki ortaya çıkarır ve onu ıslah olmasını, düzelmesini sağlar. Yani Allah kulda bir hayır varsa, dipte derinde her nerede olursa olsun onu illaki çıkarır ve kişinin bu hayrı, bu güzelliği yaşayarak iyileşmesini sağlar. Ama kul bütünüyle kapalıysa iradesinde en küçük bir boşluk oluşturmuyor. Cenab-ı Hakk'a karşı adeta sen ne yaparsan yap, beni serbest bıraktığında ben tekrar sana karşı saygısızlığa geri dönerim. Sana kendi irademle, kendi isteğimle, gönüllü olarak saygı duymayacağım. Ne yaparsan yap. Zora koştuğunda yalvarıp yakarıyorum mecburen. Ama kendi halime tekrar beni bıraktığında ben sana gönüllü saygı asla duymayacağım. Zaman ne kadar uzarsa uzasın, koşullar ne kadar değişirse değişsin, ben iradeli olduğum sürece, free olduğum, serbest olduğum sürece sana boyun eğmeyeceğim diyenler süreci olumsuz olarak tamamlayan kimselerdir. Bunlar zalimlerdir. Bunlar müsriflerdir. Cenab-ı Hak bu helak ettikleriyle ilgili olarak sakın ha içinizden bir acıma geçmesin. Bugün tekrar dünyaya getirsek, aynı imkanlar, olanakları vesaire versek, yeter ki iradelerini verelim. İradelerini verdiğimiz andan itibaren bize karşı yine aynı tavrı, aynı saygısızlığı sürdürmeye devam ederler. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ İşte onlar
Bu yüzden sonsuz bir azaba, bitimsiz bir cezaya birebir karşılık gelen müstahak olmuşlardır.